Merhaba 90 Artı'ya hoş geldiniz. Yine bir pazar gecesinde Ayhan Akman ve Gürcan Bilgiç ile karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftayı Malatya'da açtık. Beşiktaş Evkur Yeni Malatya Spor'u 2-1 mağlup etti. Şenol Güneş'in Kagawa ile ilgili açıklamaları çarpıcıydı. Fenerbahçe uzun bir süre 10 kişi oynayan Atiker Konya Spor karşısında galip gelemedi ve küme düşme hattından bir türlü tam olarak kopamıyor. Yine hakemler tartışmanın odak noktasında Merkez Hakem Kurulu değişmesine rağmen. Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında farklı bir galibiyet elde etti ve yarın sahaya çıkacak Medipol Başakşehir'in üzerine stresi yükledi. Bütün bunların hepsini konuşacağız. Şenol Güneş'in açıklamaları, Ersun Yanal'ın açıklamaları, Aykut Hoca'nın açıklamaları ve tabii ki Fatih Terim'in açıklamaları da programın içinde yer bulacak. Önce gecenin sıcak maçıyla başlayalım, günün sıcak maçıyla başlayalım. Galatasaray geri düşmesine rağmen rahat bir galibiyet aldı Kasımpaşa karşısında. Bu kadar rahat olması sürpriz oldu mu? Öyle sorayım. Olmadığını tahmin ediyorum da o yüzden. Yani ben tabii Benfica maçından sonra en azından fizik olarak biraz daha Galatasaray'ın problem yaşayabileceğini ve iki gün önce 3 günlük bir ara hani Galatasaray'ın da çok hazırlanamadığı bir maç hem fizik olarak biraz daha yıpranabilir diye düşünüyordum ama hiç öyle olmadı. Çünkü karşılarındaki ekip, takım gerçekten fizik olarak da çok düşük, taktik disiplin olarak da çok zayıf bir takıma karşı oynadı Galatasaray. Yani orta sahada Mustafa Deniz'in tercih ettiği oyuncular Sadiku, Pavelka ve Halili. Hani nispeten defansif yönleri değil mi? Kuvvetli, işte ceza 8 numara, 6 numara gibi hem mücadeleye giren hem çok koşan oyuncular. Ama ona rağmen bunu hiç hissetmedi Galatasaray. Hiç hissetmedi yani... Galatasaray tabii orada zorunlu bir rotasyon da yaptı aslında hoca. Evet. Bir değişiklik, zorunlu bir değişiklik yaptı. Çünkü işte sakatlıklar, Fernando'nun sakatlığı belki bunu önemliydi. Badu'yu tabii neden oynatmadığı çok hocaya sorulmadı ama bence hem dinlenmesi açısından hem de yeni bir Selçuk, diri bir Selçuk ve diri bir Donk'la oynamak istedi hoca. Bu üçlü aslında diğer üçlüye, o saydığın üçlüye, Kasımpaşa'nın üçlüsüne bence hem futbol olarak hem baskı olarak çok önde oldu. O yüzden de orada Galatasaray oyunu ele aldı aslında. Hiçbir şekilde baskı kuramadılar. Yani rahatlıkla gitti Selçuk. Defansın önünden rahat top aldı, driplingle çıkardı. Donk hakeza. Donk'un ilk defa iki tane üstte asist yaptığı bir maç Galatasaray'a geldiğinden beri. Aslında bu kadar rahat bir maç oynadı Galatasaray. Hani ben bunu beklemiyordum işin açıkçası. Bu kadarını beklemiyordum. Mesela Malatya örneği ya da işte Konya örneği. Konya eksik kalmasına rağmen değil mi bir direnç gösteriyor fiziksel olarak, taktik disiplin olarak. Ama ben bugün en büyük özelliği Kasımpaşa'nın biraz böyle oyuncuların karakteri de o. İşte Trezeguet'in yani bir halı sahada oynar gibi pozisyon alışı, işte bütün herkesi geçmeden 2-3 dokunuş yapmadan verme işi, hakeza diğer oyuncunun öyle Koyta'nın yani hatta seyirciyle de bir serzenişi oldu seyircinin de hani onun göstermiş olduğu bu oyun karakterini. Biraz bu anlamda hem disiplinsiz oyuncular hem de bu üçlünün de orta sahaya üstünlük sağlaması Galatasaray'ın bence hiç beklemediği kadar rahat bir maç oldu. Nasıl fark yarattı Galatasaray bugün Gürcan Bilgiç? Yani Ayhan'a şöyle ekleme yapayım. Golü yediğinde bile bu maçı Kasımpaşa kazanır ya da bu maç berabere biter demedik yani. Her yerinde vardı Galatasaray takımın. Arayan takımdı. Dediği gibi çok daha aklı başında, çok daha doğru yerleşimler yapıyordu. Ufak ufak ısırıyorlardı ve bu aşamada yani geriye düşmelerine rağmen çok enteresan bir gol. Belki o gol aralığı biraz uzun olsa yani golü yediler 14, hemen. 14-22, 8 dakika var. 8 dakika sonra atla. Belki o bir 20 dakikaları falan çıksa o zaman sıkıntı olabilirdi. Yani Kasımpaşa takımı da hem vücut dili olarak hem sahadaki karşı koyma anlayışı olarak biz bu maçı kazanacağız, alacağız, gideceğiz. Gürcan abi çok bitik mesajı vermiyorlar mıydı? Aynen. Yani bana böyle çok bitik bir mesela, Kasımpaşa fizik olarak Ayhan, dün görüntüsü oydu yani Kasımpaşa. Mesela dün maçın sohbetini yapıyorduk. Dedim ki yani bu maçı Mustafa Hoca özel algılayacaktır. Çünkü 5 maç kaybetti üst üste. 4'ü ligde, 1'i kupada. Evet.
Galatasaray'la oynuyor. İşte yani bir çıkış maçı olarak takımın da yani daha kolay konsantre edersin değil mi? Büyük takıma karşı bir çıkış maçı olacaktır. Hatta dedim ben şimdi bugün bir teknik direktör olsam, önümde uzun bir periyot olsa, işte 17 maçlık, 15 maçlık, kimden akıl alayım desem, işte Aykut Hoca'ya giderim, Abdullah Hoca'ya giderim. Ama bir final oynayacaksam, bir maç, Mustafa Hoca'ya giderim. Yani bu maçın özelinde, yani bu 5 maçlık mağlubiyet serisiyle birlikte Mustafa Hoca'nın ben bir fark yaratacağını, farklı bir oyuncuya, farklı bir görev ya da ne bileyim saha içinde hissedeceğimiz Galatasaray'ı rahatsız eden ya da Galatasaray'ın bizim göremediğimiz, onun gördüğü ya da hepimizin gördüğü fakat kimsenin bulamadığı bir zayıf noktasını bir formül üreteceğini düşündüm. Ama dediği gibi yani pas atan adamla bile baskı yapmadı ya. Ya Belen'de alıyordu topu geliyordu. Ver kaçını yapıyordu. Galatasaray bu kadar o üçlüyü özellikle orta saha üçlüsünden bahsediyorum. Çünkü ayaklar çok iyi. Yani işte Donk kötü dediğimiz belki düşüneceğimiz Donk'un iki tane asisti var. Ve hakikaten çok... Yani bu maç bir Kasımpaşa'ya yaptığı iki oldu toplamda. Toplamda evet. Ama yani çok önemli bir orta saha oyuncuları hakikaten maçı orta saha oyuncusunu belli ediyor. Evet. O yüzden Selçuk bile hani fizik olarak değil mi? Son zamanlarda hep böyle Selçuk'u fizik olarak en azından kötü görüyorduk ki ben bugün Selçuk'u en iyi oyunlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Belki de son ne 1,5 sezondur diyebilir miyiz? Valla diyebiliriz. En iyi maçı diyebiliriz. Ama diyebiliriz. O da çok rahat alan buldu. İşte onu söylüyorum. Bu da biraz Kasımpaşalı oyuncuların müsaadesine oldu. O yüzden hiç karşılık veremediler. Fizik olarak Galatasaray'a kesinlikle hiç karşılık veremediler. Ya bir Konya'yı düşünüyorum. Hani eksik ya, kalmalarına rağmen o mücadele örneği. Kasımpaşa çok şaşırttı beni. Yayıncı kuruluş verdi. Maç sonu rakamlarına baktınız mı? Yok bakmadım. Yani koşu mesafesi rakamlarına. Yok koşu mesafesi değil. Ne? Ceza sahası içinde topla buluşma rakamı. Ha, Kasımpaşa çok daha fazlaydı Galatasaray'a göre. Peki bir pozisyon hatırlıyor musunuz? Çok az. İlk maçın başında çaprazdan girilen pozisyon bir var. Bir pozisyon vardı. Mustara'nın çıkardı. Pek yok. Yani golü pozisyon desek iki tane var değil mi? Yani ben genelde şuta pozisyon demem ama. Tabii sen açık net pozisyondan bahsediyorsun. Evet yani Muslera uzandı çıkardı. Evet. Ya da vurdu işte çizgiden Mariana dokundu. Yani değil mi Kasımpaşa'da ben de hatırlamıyorum. Yok. Ya hiçbir tehdit oluşturamadı da zaten. Yani Galatasaray'ı bir sıkıntıya sokan bir oyun ve hiçbir şekilde görmedim. Mesela çektiği şut sayısı da Galatasaray'dan fazla. Yani ona rağmen. Ama Galatasaray çok açık pozisyonlara girdi. Tabii ona rağmen şeye baktığınız zaman. Mesela Kasımpaşa'nın kendi hikayesine de aykırı bir maç. Yani çok iyi, kolay gol yiyor, çok gol yiyor tamam. Ama en azından atıyor da bir yana. Evet yani. Ama şimdi tabii hani Cagney'in ayrılışı, Edug'un ayrılışı ne kadar etkiledi? Bu iki oyuncunun da bu kadar mı etkiler hani Kasımpaşa özelinde? Gerçekten son haftalarda herhalde son 5 hafta mı galibiyetleri yok? İkinci yarıda 5 hafta, ilk yarının sonundan da alırsak aslında 9 maçta bir galibiyeti var Kasımpaşa'nın. Ya çok uzun bir süreç bu. Yani Mustafa Hoca hatırlayın. Devre bittiğinde Beşiktaş galibiyetiyle, çok görkemli Beşiktaş galibiyetiydi. Yine şampiyonluk ve Avrupa hesapları yapıldı. Abi de iyi yakalamıştı Galatasaray. Yani Ayhan Okan'ın altını çizdi. Perşembe günü sürpriz bir mağlubiyet almış. Taraftar, İyi de oynamamış. Taraftar mırıldanmaya başlamış. İşte Cagde'nin üstüne şimşekler geliyor. Ondan sonra insanlar Avrupa'daki işte Fatih Hoca'nın ya eleştiriler gelmeye başlamış ki dokunulmazlar arasındadır Galatasaray'da. Yani onlar da çok ciddi baskı altında çıktılar maça ve 1-0'ı da yakalıyorsun. Yani baskının üstüne bir baskı daha veriyorsun. Ki bu sezon Galatasaray'ın geriden gelip maç çevirdiği sayı da az. Yani geri düştüğü zaman onu çevirmekte zorlanan bir Galatasaray var bu sezon. Ama Galatasaray çok verimliydi. Bunda da Belhanda ile Feghouli'yi herhalde ön plana çıkarmak lazım. Değil mi? Yani Belhanda bir gol bir asist. Feghouli 3 gol birden attı. Bu iki oyuncunun ligin ilk yarısındaki ve ikinci yarısındaki performansını çok basit gol ve asist üzerinden kıyasladığımız zaman aslında çok çarpıcı bir veri çıkıyor ortaya. İlk yarıda Belhanda'nın golü yok, 3 asisti var. Feghouli'nin 1 golü var, asisti yok. Ama gel gelelim ikinci yarıda Belhanda 3 gol 2 asist oynuyor şu ana kadar. Daha kaç 5 haftayı geride bıraktık. Feghouli de 4 gol 2 asist. Yani bu ikili 7 gol 4 asist üretmiş durumda ligin ikinci yarısı itibariyle 5 haftada. Ne diyorsun Ayhan? Yani bu ilk yarı ile ikinci yarı performans arasındaki farkı nasıl değerlendirmek lazım? Tabii Feghouli mesela ilk yarıda pek sürede alamıyordu. İlk yarının sonlarına doğru o
üst üste gelen cezalar ve sakatlıklardan sonra ancak forma bulmaya başladı. Şimdi tabii oyuncunun tabii performansının artması için de uzun süreli de oynaması lazım. Yani hani tek maç oynadı, işte girdi çıktı. İşte o sakatlıklar belki o performansları da etkiliyor olabilir. Şimdi bir bakıyoruz, Feghouli ufak ufak zaten o sinyalleri vermişti. İlk yarının yani sonuna doğru değil mi? Aynen. Hoca da zaten ondan sonra hemen o formayı verdi ve ondan sonra sürekli bir yükselişi var. Belanda hep oynayan bir oyuncu tabii, onun için belki değil ama Belanda daha özgüvenli oynuyor mesela. Yani daha çok sorumluluk alıyor. Yani bizdeki hani Galatasaray'ın en önemli özelliği 10 numaralı, hani tırnak içinde 10 numaralı oyuncunun hep üretim istiyordu. Belanda en çok bu konuda eleştiriliyordu. Şimdi bu konuyu da hani yapamıyor, şut atamıyor, asist yapamıyor, hatta gol atamıyor denilen Berhanda'nın şu anki oranı da artıyor. Tabii ki belki de işte devre arasında bu fiziksel antrenörün de gelişi, İtalyan kondisyonerin de gelişi, belki fizik açısından da Galatasaray'ın ben iyi bir şekilde görüyorum. Yani ilk yarıya göre daha iyi durumda mı fizik olarak sence? %100 daha iyi görüyorum. Yani ikili mücadelelerdeki kazançlar daha iyi, koşu tempoları daha iyi, yüksek şiddetli koşular daha iyi. Galatasaray o çıkışları da görebiliyoruz. Geçiş oyunundaki yüksek şiddetli koşulları da iyi yapıyor. O yüzden genel olarak fizik kalitesi de arttı Galatasaray'ın. Şimdi bundan sonra ben zaten genel olarak Galatasaray'ın hep yükseleceğini düşünüyordum. Trabzon maçı, bunu da söylüyorduk, konuşuyorduk. Galatasaray'ın periyodu da böyle. Maç fikstürü periyodu da şu an deplasmanlardaki sıkıntılarını biliyoruz ama Galatasaray'ın şu an bu periyotta 3-4 haftalık periyotta hiç puan kaybına tahammülü de yok. Ve oynayacağı maç şeyleri de, zorluk oranı da daha düşük. Yani maçlar. Diyorsun ki içeride Akhisar, dışarıda Erzurum, içeride Antalya, dışarıda Bursa. Bu maçlar 4 maç dediğimiz. Hatta maç. Ondan sonra sonraki içeride Malatya. Aynen. Sonra Kadıköy'e kadar sen Kadıköy'e bir çizgi çektin. Kesinlikle Kadıköy'e Fenerbahçe, kadar. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Aynen. Abi bir de o dönemde rakipler de birbirleriyle oynuyor. Ama o da var yani. Fenerbahçe Beşiktaş oynayacak. Erzurum ve Bursa deplasmanları zor olmaz mı ya? Yani şu anda bulundukları konum itibariyle. Şimdi şampiyon olmak istiyorsanız bir yerden çıkmak zorundasınız. Doğru. Belirli deplasmanlardan çıkacaksınız. Üstelik bir de geriden geliyor yani. Dediği gibi. Tabii. Yani puan olarak da geridesin. Puan olarak yani, geriden gelmesi yani aslında. Başakşehir'in elinde 3 tane beraberlik duruyor. 3 kere beraberlik kalıyor. Başakşehir'in üzerinde daha çok baskı var aslında şu an. Geriden gelen bir Galatasaray. Yani o puan farkı da düştüğü zaman Galatasaray'ın biliyorsunuz tarihe genel olarak baktığında Galatasaray belirli bir puan farkını yakaladığı zaman çok az verir yani. O çok az hataya yapar. Şimdi Başakşehir'in de üzerinde büyük bir baskı var. Galatasaray geliyor, sıkıştırıyor. Şimdi işte bugün itibaren maç eksiği 3 puan. Şimdi bir 3 puana düşmesi demek Başakşehir'in de Ali Samiyen'de oynayacağını düşünün ki benim hesabım hep öyleydi biliyorsun. Evet. Ben 8 puan değil diyordum yani benim kafamdaki hesabı olarak. O yüzden şu an arkadan gelen öndekini kovalıyor ve şampiyonlukta tabii yaşamamış bir kulüpten bahsediyoruz. Şimdi Galatasaray o potaya girdiği zaman başka şeyler konuşulur kulübün içerisinde, başka atmosfer oluşuyor, seyircinin bakış açısı var. O yüzden Galatasaray o 3 puana düştüğü anda Başakşehir yavaş yavaş zaten titremeye başlar diye düşünüyorum. Nasıl bir etki yapar bu galibiyet? Başakşehir üzerinde de Galatasaray üzerinde de. Çünkü Benfica maçı travma yaratabilecek düzeyde bir olumsuz performans vardı. Ki herhalde rövanştan kimsenin pek umudu yok. Yok ve onu çok çabuk attı camiada üstünden. Yani ben bugün işte sosyal medyaya baktığım zaman Galatasaray taraftarının maça ilgisi, yani Benfica'nın B'si yazılmıyor. Ve hatta maçtan önceki yorumlarda herkes şey diyordu, daha o bilgiler gelmemişti. Nagata mı yok, Fernando yok, işte Ndia yok, hoca dinlendiriyor onları. Gözüne Benfica'yı kestirdi biraz. Ama Fernando cezalıydı zaten Benfica'da, yani rövanşta. Şey dedi ki direkt, kim? Fatih Hoca. Yok canım dedi, sakatlarda onlar. Tabii evet. Yani Nagatomo ateşlenmiş, Fernando'nun da arkasında bir problem varmış. Yani birdenbire aslında öyle olmadığını, Fatih Hoca'nın nezdinde de artık lig. Yani oradan çıkayım işte 16 yakalayayım, gidelim bir mucize yaratalım, yok lig. O da onu almış. Yani oyuncular iyi olsa oynatacaktı. Yok Benfica'yı dinlensinler, şöyle olsun böyle olsun. Doğru değil mi ama Gürcan abi? Yani bence de. Çok önemli Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılma, işte maddi yönden. Hayır o da hayır ne bile katkıları yani o da çıkarmış yani orada. Yani çıkarmış belki değil belki, ama bu maçın da önemi çok ortada. Belki kestirse gözüne, bence kestirebilse gözüne, giderim orada tura atlarımı, belki daha ciddi bir rotasyon da yapabilirdi. Olabilir tabii.
Olabilir. Yani ilk maç pek o umudu vermedi herhalde. Şimdi gerçeği de konuşmak lazım. Tabii ki yani Benfica takımını da seyrettik hep beraber. Yani hakikaten çok eksiğine rağmen Benfica yani ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi ki ben orada tam kadroda çıkabileceklerini düşünüyorum. Hani Grimaldo'lar, işte Pizzi'ler yani. Gerçi bu skordan sonra ihtiyaç kalmamış olabilir. Almeida'lar. Yani değil mi? Deplasmanda 2-1 kazandıktan sonra Benfica penceresinden bakıyorum. Ya tabii o hoca ne düşünür, evet, rakip hocası ne düşünür ama tabii ki ya Galatasaray'ın da bu tip atmosferleri de çok iyi oynayan oyuncuları var. Yani Galatasaray'ın da Avrupa Kupası zaferi var. Şimdi hocalar da düşünür bunu. Yani orada bir risk yapar ama mı? Bu kadronun var mı? Şimdi ya çünkü şöyle. UEFA kadrosuyla alınan kadroyla yok öyle bir kıyaslamaya girmek değil ama. Bu mevcut kadro bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oldu. Porto maçını hatırlıyor musun? Hatırlıyor. İlk yarıda evet, çok pozisyona girdi. Sinan Gümüş belki birini içeri atsaydı Şampiyonlar Ligi'nde başka bir senaryodan bahsediyor olabilirdik. Yani her zaman var. Galatasaray'ın böyle bir oyunları, deplasman oyunları da yapabilir. Yani Onyekuru'yu orada... Beyler ama iki maçın ruhu farklı. Porto maçı puan maçı. Orada puana çıkıyorsun. Bu eleme maçı. Yani burada 1-0'da kazansan eleniyorsun. Ya buradan yani o nedenle yani o maçın ruhu, takımın üstündeki atmosferi, Fatih Hoca'nın alabileceği riskler, işte analizlere karşı yapacağı taktikler, oyuncu değerlendirmeleri yani Porto maçıyla daha farklı olacaktır. Daha detaylı ve derin düşünmek zorunda. Bir de stat çok sert bir stat. Evet, Porto'nun stadına benzemez değil mi? Evet, yani Benfica seyircisi şık stadı. Harbi iyi seyircidir. Yani Galatasaray seyircisi kadar iyidir. Ben oynadım orada, o yüzden biraz biliyorum o atmosferi. Yani Galatasaray seyircisi kadar iyi değil diye düşünüyorum Gürcan abi. Çünkü onların zaten klasik, hani onlar biraz daha zevk almaya bakan seyirci grubu. Bizim seyircimiz biraz daha maça ateşleme adına çıkan seyirci grubu. Ayhan Hoca hiç öyle mi? Ben yaşadım abisi yaşadım. Ben de orada maçta. Galibiyette oynamıştın değil mi? Tabii ben iki Emre defa Emre Aşık'la oynadım. Ümit Karan. Ha. İkinci maç hangisiydi? Daha her önce Ümit Karan'ın Arda'nın çıkardığı bir top vardı asistiye. Benim kaldırdığım ve Arda'nın asist yaptığı. Ben hatırlamıyorum yani. İki defa oynadım. İkinci maçı ben de hatırlayamadım. Porto'da tabii Porto deplasmanı dedim. Belki onu konuşmamız lazım. Şimdi tabii ki maçların planları değişiktir. Stratejileri farklıdır ama Galatasaray takımı oraya yani teslim olmak için gitmez. Gitmez canım. Karşılığını gideceğiz. Verecektir. Hayır canım, elbette öyle bir şey. Yani o yüzden hani denebilir mi ama ben ligi artık 51'e 49 diyelim hadi. Yani bunu bu maçta öyle yaşadığını düşün. Haftaya daha detaylı tartışalım. Çünkü ben Fatih Hoca'nın ve bu oyuncu grubunun Avrupa Kupalarında bu sene daha çok iş yapması gerektiğine inanıyorum açıkçası. Ya inanmayı mı? Sadece skor olarak değil, oyun olarak son, da. Son transferlerden sonra yani final yapar mı diye herkes konuşuyordu. Hakikaten o bence fazla ileri giden bir düşünceydi. Onu da ayrıca tartışalım. Ama biz şimdi günümüze gelelim. Tabii bir de çok konuşulan bir isim Cagne. Evet. Şimdi Cagne 10 milyon euro ve artı işte primlerle transfer edildi. Soru işaretleri de vardı. Hayır, hiç soru işareti yok, gelecek patır patır atacak diyen de vardı. Tabii daha 3 maç oldu ama ilgi çekici olan şu benim adıma. Sadece gol atıp atmaması değil. Trabzonspor maçında 3 şutu var. Hı hı. Biri penaltıdan gol. Benfica maçında 2 şutu var. Bu maç 0 şut. Yani Galatasaray 4-1 kazanıyor. Ve Galatasaray'ın 10 milyon euronun üzerinde bonservis ödeli ödediği Santfor, ki çok gol attığı için Galatasaray'a transfer olan, bugün tek bir şut dahi atamıyor kaleye. Çok kötü, çok kötü bir performans bir defa. Yani özellikle bu akşamda kötü bir performans. Galatasaray'ın belki hani Onyekuru'yu da dahil edelim buna. Artı Cagne bu akşamın hani kötü performansları. Tavrına en çok takıldım aslında Nebil. Yani sağ içi tavrı, işte yüz ifadesi. Bir İbrahimovic havası estirmeye çalışıyor ama yani bir İbrahimovic değilsin. Yani hani Galatasaray'da oynadığının da farkına varacak yani. Niye söylüyorum bunu? Çünkü orası Galatasaray. Kasımpaşa'da değilsin. Hani çünkü diğer arkadaşların da en az senin kadar orada star. Yani senin 20 gol atmış olman hani orada her topu sana atılacak anlamına gelmez. Tavır olarak çok hoşuma gitmedi işin açıkçası. Cagne'nin oyun içi tavrı. Performansa gelince de dediğin gibi son 2-3 maçtır ne yazık ki Galatasaray'ın aradığı özellikte oyuncu olmadığını gösteriyor.
Ama bu demek değildir ki Cagne gol atmasın. Bundan sonra Cagne o performansı gösterebilir. Ama eksikleri var. Bunu da tavır olarak da düzgün bir tavra da sokmak zorunda. Çünkü yanındaki arkadaşları eğer böyle devam ederse mutlaka ondan rahatsızlık olacaktır diye düşünüyorum. Fatih Hoca'nın da maçtan sonra Cagne soruldu tabii, Cagne'nin performansı, bu 3 maçlık performansı. Fatih Hoca'nın da yorumunu bir izleyelim, sonra üstüne konuşmaya devam edelim. Cagne tabii belki gol atmıyor ama oyun içerisinde rakip defansın tamamen ona konsantre olması da bizim geriden koşan oyuncularımız için boş alan yaratıyor. Muhakkak ki Cagne'nin gol atması istiyor herkes ama birdenbire bazı oyuncular da adapte olamaz. Bazı oyuncuların adaptasyonu biraz fazla sürebilir. Ancak gerek Cagne gerek Mitroğlu bizim zaman zaman başvuracağımız ikili santrforları da B planı olarak yapabilirler. Ama Cagne daha fazla, daha etkin oynayacaktır. Gol atmadığı için göze batıyor. İnşallah o da atmaya başlarsa zaten çok daha rahat edeceğiz. Beraber çalışarak, birbirini tanıyarak, önemli, o da önemli. Daha çok pozisyon bulabilir. Ama dediğim gibi biraz zamana ihtiyacı var ikisinin de. Çok kısa sürede inşallah olur diye düşünüyoruz ama varlıkları bile merkezde tabii bizim için önemli. Biraz zaman diyor Fatih Hoca Cagne için. Yani aslında şunu soracağım Ayhan Hoca. Yani hem teknik adam gözüyle hem futbolcu gözüyle baktığın zaman şu üç karşılaşmayı ve özellikle son maçı. Takımın Cagne'ye top atmakta ilk kararı olduğunu düşünüyor musun? Yani özellikle Cagne'ye oynanmıyor anlamında mı? Evet. Yani diğer oyuncuların niye oynamasınlar? Yani... Mesela şeyden, hayır, sende öyle bir duygu uyandı. Mesela dördüncü golde değil mi? Bu Belanda geldi, düşürüldü. Onyekuru Feguli'yi oynadı. Bak, Belanda'dan Onyekuru aldı. Cagne hareketlendi. Feguli'yi oynadı Onyekuru. Cagne'yi atmadı. Ama daha açıktı Feguli'nin önü bence de. Tamam. Feguli geldi çap. Ben dayanamadım. Hayır, Feguli geldi çapraza. Cagne gene müsaitti. Kendi kullandı. Tamam, bir şey demiyorum. Ama şeyde bunu böyle bütün ama, pozisyonları incelersek buluruz. Burada atmamalı mıydı? Şimdi, oraya mı oynamalı? Tercihlerdir. Oyuncu tercihleridir bu. Hayır, ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani ben yanlış görürüm. Ben yanlış isterim. Sen hem teknik adamsın hem sağdan geldin. Böyle bir his uyandı mı diyorum sana. Böyle bir his uyanmaz. Yani o oyuncuların da çoğunun karakterini de biliyorum. Hani beraber de çalıştığımız için. Yani öyle hiçbir zaman öyle hissetmedim oyuncuların. Galatasaray oyuncular zaten hoca da buna müsaade etmez. Yani böyle bir şeyi hissettiği zaman hoca da gerekli tedbiri de alır. Peki şu sıfırı nasıl açıklayacağız abi, sıfırı? Şunu şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi Burak'la ele alalım. Burak da çok golü seven bir oyuncu. Yani gol attığı zaman var olan, atmadığı zaman da hakikaten galip gelsen bile içinde de böyle bir ufak bir kırgılı yaşayan bir oyuncu. Biliyorsun, he, uyuyamaz yani. O istiyor ki 1-0 Burak Yılmaz yazsın. Yazsın yani. Öyle demez ben de atayım. Ama. Şimdi Cagne'de de bu var. Hani az önce Cagne'nin vücut dilinden de bunu anlıyorsunuz. Gol atmak istiyor. Şimdi gol atmak istiyorsun, evet. Seni gol atmak için aldılar zaten. Tamam, hiçbir sorun yok. Ama o gol gelecek. Ya sen onun stresiyle yaşarsan, şimdi muhtemelen işte 10 milyon işte ne kadar verildiyse oyuncu yaşar bunu. Yani ben de zamanında işte büyük bonservis bedelleriyle işte Gaziantep sonra Beşiktaş'a geçtim. Peki falan. Şey bunu yaşar oyuncu. Şey mantığı ne Ayhan Hoca? Orta sahalara geldi, kaleciye geri pas attı. Topa dokunmak istiyor. Oralardan topa dokunmak istiyor. Biraz topa değmek istiyor. Yani birileri ona top atmıyor. O gelip topa dokunmak istiyor. Şimdi o olabilir mi? Kendine gol atma stresine sokarsa gol hakikaten kolay bir iş değildir gol atmak. O stresi yaşamayacak. Bak dün Malatya maçında özellikle Beşiktaş Burak'ı seyrediyorum. Geldi, oyuna katılıyor, çizgilere iniyor, oyun işte asist yapmaya çalışıyor. Yani oyunun içine katılıyor. Şimdi
Şenol Hoca da öyle bir hoca. Yani hani forvetinden hareketli onu hareketli istiyor. Fatih Hoca da öyle istiyor. Evet. Ki Fatih Hoca az önce hani ondan beklentisini de açıkladı aslında. Hani biz sadece golle düşünmemek lazım dedi Cagney. Gelir oyunun içine katılır, bizi başka bir işte Onyekuru'nun önüne atar, Fegül'ün önüne açar. Bellanda ile 2'ye 1 girer. Yani Cagney özelinde kendini bu strese sokarsa yanlış yapar diyorum. Yani gol atmak her şey değildir. Bazen takım içinde oynarsın. Gol de onun sonucudur. Gelir. Peki. Yani Cagney'i konuşurken şu konuşmayı 3 hafta sonra bir daha yapacağız. Yapacağız. Bence daha çok yapacağız Cagney ile ilgili konuşmayı. Ben bilmiyorum, ben genelde. Sen özellikle oyuncuların Cagney'i kullanmadığını ilk tercih ederim ben. Ha, sen o açıdan. Yani o bir benimsenmemem var belki de. Gibi hani, olabilir. Pas atmama değil gibi de. Gibi olabilir. Oyuncunun vücut hani, çok illa onu bulalım, onu kadar arayalım. Bak, hayır, bu zaten işi bitirecek. Zaten Ayhan da söyleyecek ama çok güzel bir cümle kurdu o. Hangi cümle? Ya burası Galatasaray dedi. Tamam dedi, yani Kasımpaşa'da sen bir tanesin ama burada senden 12 tane var dedi. Yani alanını iyi seç demeye getirdi. O da az tecrübeli değil. yani Galatasaray'da Beşiktaş'ta oynarken da, ne yeni transferler geldi. Görecektir. Yani diğer oyuncuların da en az onun kadar değerli olduğunu da bilmeli, hissetmeli. Yani, öbür türlüsü tabii ki oyuncular hani her türlü oyuncuda ego vardır. Mutlaka vardır ki şeylerde daha çok vardır. Forvetlerde tabii ki. Onlar yani. Aynen. Yani, en büyük yıldız onlar. Öyle düşünürler ama Galatasaray'da da oynadığının da farkına varmıyor. Peki. Trabzonspor maçında bir hava topuna elle çıktı. Elle gol atmaya kalktı. Sarı kart gördü. Sonra çok şanslıydı ikinci sarıyı görmediği için. Doğru mu? Doğru. Yani tartışılabilir bir pozisyon ama her başka bir hakem tartışılabilir. Verebilir. Aynen. Peki bugün yaptığı, bugünkü yumruğu ne yapacağız? Onu da hakem, hakem vermedi. Eski sonuçta da yani iki açıdan konuşmak lazım. Bir de Cagney'in davranış biçimini konuşmak lazım. İki tabii. Sen kırmızı kart gösterse niye gösterdin der miydin pozisyonda? Yani, hayır, ben hatta şu anda şöyle diyorum. Niye kart gösterilmedi diyorum. Öyle niye VAR'a gidilmedi? Tekrar belki VAR'dan da uyarılabilirdi. Çünkü kırmızı kartlar da gidiliyor. Evet, maçın başı. Yani çok doğru bir hareket gözükmüyor. Yani hani orada özellikle yüz ifadesinde de Cagney'in böyle bir hınçla bir hareket ettiği. İşte bu gol sorunu, bu gol stresi biraz onu başka yollara itiyor. Ne stresi? Yani hadi maç başından beri boğuşursun. Senin canını acıtır sürekli. Ama şeyde de var değil mi? Kasımpaşa'da bu tip kendini yere atmaları mesela çok tükürerek 4 maç ceza aldı. Hani soru ya, işaretleri oradan geliyordu zaten. O tükürüğün enteresan bir hikayesini duydum. Kasımpaşa'nın psikologları Cagney'in bu agresif ve rövanşçı halini fark ediyorlar. Rakiplerini bunu kullanmaya çalıştığını görüyorlar. Ve oyuncuya öfke kontrolüyle ilgili şey yapıyorlar. Tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu tavsiyelerden bir tanesi uzaklaş oradan. Olay mahallinden. Olay mahallinden uzaklaş. Baktın öfkeni yenemiyorsun, tükür. Diyorlar Cagney'e. Anladım. O yanlış anlamış o zaman. Evet. Yani böyle bir tavsiye veriyordu. Yani çok ucu açık tabii bu. Hani yani, hakeme doğru tükürürsün, rakibe doğru tükürürsün. Çok dikkatli olmak lazım orada. Mesela o gitti rakibe tükürdü. Dediğin gibi şey yaptı da. Mesela öyle de bir tavsiye. Yani oyuncunun aslında bu revanşları alan bir yapısı var. Ve çok, bu biliniyor. Çok çabuk öfkeleniyor. Ya tabii canım, yani Kasımpaşa adama psikiyatr şey yapmış, tayin etmiş. O pozisyonda revanşlık bir şey diyor ki, beraber kafa topuna çıkıyorlar. Hani rakip vurur, iter, kakar, sen de ona reaksiyon verirsin. Hani bir nebzeye kadar anlayabiliriz. Öyle değil mi? Böyle bir şey, normal bir kafa topu. Zaten kolunu kaldırırken bir burnuna geliyor. Bence bak. Sonra bir de indiriyor. Bak, Ayhan'ın söylediği yerdeyim ben. O böyle geldi. Gol stresi mi? 10 milyon bonservis, 13 milyon bonservis, gol kralı, Gomis'i geçecek. Galatasaray taraftarı yatıyor kalkıyor Cagney, ortalık iniyor. Bir anda bir ne oldum durumu oldu, aynı Ümit Öztürk gibi. FIFA'yı koydu buraya. VAR çağırıyor. Hakemlere bağlı. Aynen bak, o da öyle bak. Hakemlere bağlayacağız konuyu. Ayhan Hoca bak. Maalesef. Öyle deme, onu hazmetmek, bizim de arkadaşlarımız var. Geldiler şu koltuğa oturdular. İki Twitter'dan bunlara güzel şeyler, kötü şeyler yazmış. Bir anda kendilerini dünyanın hakimi sanıp gider yapmaya başladılar. Yani o mevkini, bulunduğun yeri hazmetmek, oranın doğrusuyla yürümek, doğrusuyla konuşmak
Herkese nasip olmuyor. Çok hızlı bir reklam arası vermemiz lazım. Kusura bakma. +90+'da yeniden birlikteyiz. Konumuz biraz Mbaye Diagne. Hem performansı hem de saha içindeki davranışları. Tabii 3 maç oldu. Fatih Hoca zamana ihtiyacı var diyor. Biraz adaptasyon diyor. Sahadaki varlığıyla bize yarattığı alanlara da bakmak lazım diyor. Tabii doğal olarak şu anda Fatih Hoca korumacı bir tavırda. Çok normal değil mi? 10 milyonun üstünde bir bonservis de gelmiş. Zaten 20 tane atmış. 30'un üstünde atmış bir yılda. Bir sezonda değil, bir yılda. Çok doğal. Ama hakikaten o hava topu mücadelesindeki yumruğu yani hem Diagne penceresinden niye yapıyor hem de VAR'daki hakem niye çağırmıyor? Yani buna var mı izahatınız? Söyleyeceğiniz bir şey var mı bu konuda? Ya da Rıdvan Hoca fena. onun üstüne ne laf söyleyeyim? Artık bir şey söylemeyelim diyorsun ya. Yani her o kadar doğru ve içten konuştu ki, o kadar samimi konuştu ki mesela işte Martin Şikertel pozisyonu. Niye çağırmıyorsun abi VAR'ı? Evet abi yani. Çağır ve adam vermesin. Sen, o zaman hakeme kalsın. Bugünkü pozisyon. Diagne'nin pozisyonu. Çağır seyrettir. Yani orada ve hakemi de kurtaracaksın. Yani o pozisyona ya da dünkü Martin Şikertel pozisyonu hakemler kırmızıyı çıkarsalar. Yahoviç pozisyonu. Hangi Galatasaray yani yöneticisi ya da hangi Fenerbahçe yöneticisi haksız diyebilir yani. Tabii. Yani bunun ya da hangi taraftar haksız diyebilir yani. Böyle şey olur mu diye. Olağanüstü baskı altındalar, bunu da buradan görüyoruz yani. Anlaşılıyor bu. Yani hakikaten iki gün üst üste verilen kararlara baktığımız zaman. Abi verilmeyen kararlara bakalım. Verilmeyen ve varılmayan. Hadi verilmeyen kararlar, hadi, varılmayan sonuçlar. Çünkü verilen kararları tartışıyoruz. Hı-hı. Sen diyorsun ki mesela o penaltı pozisyonu. Ben diyordum ki ayağını kaçırırdı. Ayağın diyor ki. Trabzon kaçıra... maçı. Yok, Fenerbahçe maçı, Konya maçı. Mesela işte Trabzon maçında. Yani orada sana göresi bana göresi var. Orada hakeme saygı duyacaksın. Yani onun görüşüne katılırsın, katılmazsın. Ama bu iki pozisyon şey değildi yani. Tartışılacak pozisyonlar değildi yani. Ya. İzah edemiyoruz değil mi? Yani aynen. Bir yani önceki hafta Ümit Öztürk gibi yani. Bak. Ya görmüyor musun? Bak ne bil. Çok büyük tartışmadır. Sen de ben de biliyorsun bu hakem konularını sevmeyiz, evet, aynen, konuşmayı. Ayhan hele hiç sevmez. Aynen. İşin... Ama düştün hakem tartışmasını çıkartın. Yani yapacak bir şey yok. Mecburen konuşmak. Bu işin taktiğini konuşalım. Gürcan abi bileyim, niye toplamaya geçiyoruz ya. O benim hakikaten hiç sevmediğim bir şey. Yani çünkü sonuçta hani az önce ne dedin? Ya bazı pozisyon var ki hakikaten tartışması yok. Hani sana göresi bana da göresi yok. Verilmiyor. Şimdi başlıyoruz bundan sonra bu neden verilmiyor? Abi bak, niyet okumaya başlıyoruz çünkü. Niyetler kötü mü konuşmaya başlıyoruz. Ondan sonra da işte laf boğazımızda kalıyor yani işin açıkçası. Benim öyle. Programdan, evet, önce, evet. Programdan önce işte Rıdvan Hoca ile de karşılaştık. Aşağıda beraberdik. Çok enteresan bir sezon yakaladık. Bence tarihte ilk bu. Yani her takımın her takımı yenebildiği. Hı hı. Hiçbir maça. Mesela işte bugün Galatasaray maçın favorisiydi. Elbette maçtan önce. Yener diyor muyduk? Yani kesin kazanır. Fenerbahçe kesin kazanır. Beşiktaş kesin kazanır. İşte yarın Başakşehir diyemiyorsun. Evet. Yani öyle bir denge yakaladı. Ligin kendi içinde farklı kararları, farklı varyasyonları, sürprizleri var bu ligin. Ve daha çok olacak yani. Bu devam eden haftalar. Seyirci sayısı arttı. Aslında yani, VAR da kısmen bunu tabii, sağladı mı? Tabii, değil mi? Aynen, hani bravo. Aslında sağladı. Sağladı. Hani İnsanlar çünkü hata oranları hani ne diyoruz yani düşüyor. Bir sürü yanlıştan dönüldü. Dönüldü. Şuna inandı insanlar. Şey, hakkımız yenilmeyecek. En azından penaltı verilecekse veya da verilmeyecekse görecekler, gidecekler, verecekler veya iptal edecekler. Hatta ortak kanı ne oldu? Büyüklere de yaramaz bu iş. Aynen. Değil mi? Hani tabii. Anadolu takımlarına daha çok yarara da döndü. O adaletsizlik biraz ortadan kalktı. Kalktı, kalktı. Birdenbire büyükler o dengeyi kendi lehlerine çevirdi. Ben onu söyleyeyim. Basın toplantıları, açıklamalar, şunlar bunlar. Evet. Haklılar veya haksızlar ama kendi lehlerine çevirdiler. İkinci etapta şu var. Mesela futbolu tartışırken hakem de oyunun bir parçası. Nasıl oyuncu gol kaçırıyor? Nasıl teknik direktör yanlış takım çıkartıyor, yanlış taktik veriyor ya da yanlış değişiklik yapıyor. Hakem de bu düzen içinde her şeyi doğru hata yapabilir. Hata yapabilir. Hakem de insan, hata yapabilir noktasındaydık.
Ve öyle Fatih Hoca da dedi biliyorsun. Ya, tamam, öyle başka bir şey için. Ha şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Cagne mesela golü kaçırdığında ya bir daha ortalasınlar bir daha vurayım diyebiliyor mu? Diyemiyor. Ya da Fatih Hoca oyuncu değişikliği yaptığında 2 dakika 5 dakika geçtikten sonra ya ben Ayhan'a değil de Gürcan'ı sokacaktım. Bir değiştireyim mi diyemiyor? Diyemiyor. Ama hakem diyor artık. Hakemin o şansı var. Penaltı verdin. Git seyret. Aa yanlış vermişim değil. Doğru vermişim. Devam. O şansı geldi. Yani o dikdörtgen içinde, o yeşil sağ içinde hatasını tek düzeltme şansı olan görevli evet. ya da o şovun parçası olan birim hakem. Ve bunu bizim hakemlerimiz yapamıyorlar abi. Yapmıyorlar. Belki de korku işte. Yani yapmıyorlar. Baskı. Korku. Hayır baskı. Ve otomatikman iğne gidiyor ekran başındakine. Yani seyirci baskısı yok. Ona küfreden yok. Koşup yorulmuyor değil mi? Burnundan terler çıkmıyor. Gözüne tuz gelmiyor. Gözü süresi yanmıyor. Süresi de yok herhalde değil mi? Hani böyle bir işte 30 saniye içinde vereceksin kararını. Yani hani, hayır, öyle bir, hani bir tabii şey. Ki kısa bir süre yani maç devam ediyor da. En kısa zamanda ama tamam, öyle ama bir süre hani, yani evet. Bir baskı yok ama 30 saniye içinde ver baskısı yani, da yok. VAR yani. Protokolünde ben tekrar hani okudum. Bütün maddeleri uzun protokolü. Süreyle ilgili sakın diyor. Öncelik diyor adaleti sağlamak. Doğru tabii karar. Ki hızlı olmak ama önce adaleti sağlamak. Doğru kararı vermek. Ve hatta mesela Cagney'in pozisyonu gibi pozisyonlarda. Şimdi hakemler ne yapıyorlar? Penaltıda gol kararında bekletiyorlar değil mi? Oyunu başlatmıyorlar. Çünkü şu ilkeye aykırı olur. Eğer oyun başlar ve o kararla ilgili geri dönüş olursa futbol oyun kurallarını ihlal etmiş oluyorsun. Çünkü hakem bir kararı verdikten sonra, oyun başladıktan sonra o kararı geri alamaz artık. Kural böyle diyor. Ama Cagne ve benzeri disiplin pozisyonlarında tükürme, yumruk, işte ne bileyim başka bir şey dirsek, eğer sonradan fark edilirse, çünkü bazen öyle pozisyonlar oluyor ki biliyorsunuz, oyun akıyor, gidiyor, öbür köşede bir şey oluyor, kimse farkına varmıyor, tekrar başlıyor, taç atılıyor falan. O sonra çok sonra ortaya çıkabilir, 5 dakika, 10 dakika sonra. İşte o tip pozisyonlarda hakem oyunu durdurup, Ayhan sen ona yumruk attın, tespit edildi, kırmızı kart diyebilir. Geriye dönüp böyle oyun içinde diyebilir. Olsa bile diyorsun ama bu kadar sürede. Ama bu tip disiplin şeyleri. Hı hı, anladım. Normal bir gol, penaltı, offside o kararlarda değil. Değil. Evet. Yani o... hayır şimdi düşünsene Sabri Çelik'sin. Bugünkü Cagden'in pozisyonu, dünkü Skertel'in pozisyonu. Evet. VAR hakemleri sağdaki hakemi çağırmadılar abi. Ya da bugün Sabri Çelik seyrediyor. Gördü 5. dakikada pozisyonu. Yavaş çekimde de seyretti. Bir arasaydı hemen keşke. Yani tabii yani ben bu eli böyle da. Gitmiştir biliyor musun? Ya tamam Yusuf Namoğlu eli böyle istifa gitmiştir. Etti. Sabri Çelik geldi. Gene işte hatalar oldu. Değişti mi? Değişecek mi sizce? İşte ben onu söylüyorum. Yazabilir miyim? Mesela demin bir şey kurduk. Dedik ki bunlar Jackney'e top atıyor mu atmıyorlar. Ha. Bir şey var mı? Yani bu hakemler de beğenmedikleri MHK başkanı. Daha yeni, daha yeni geldi. Nesini beğeniyorlar be. Ama olur mu? Sabri Çelik uzun zamandır. Bayağı... Zaten saçmalıyorum şu anda. Yani komple teorisi. Mantıklı bir açıklama yani bu, arıyoruz aslında. Ha, Yusuf abiyi yedik. Bu da iyi değil. Ben en iyisi hakemi şu pozisyonda VAR'a çağırmayayım diyor olabilir mi yani? Ya başka şey gelmiyor ki insanın aklına. Mesela Ersun Hoca ne diyor Konya maçından sonra? Hakemlerle ilgili bir onu izleyelim. Çok kısa bir açıklama. Devam edeceğiz. Biz hakemlerimizden şikayetçi değiliz. Asla hakemlerimizden şikayetçi olmadık. Ben hakemlerimizin yönetilmesinden şikayetçiyim. Ben asla hakemlerimizden şikayet etmem, etmedim de. Onların becerikli olduğunu, iyi hakemler olduğunu ve her zaman iyi şeyler başarabileceğine yürekten inanıyorum. Ben asla hakemlerimiz demedim. Yanlış anlaşılmasın. Hakemlerimizin yönetilme tarzından ve stilinden bahsettim ve bununla ilgili sorular sordum. Hala da soruyorum. Nasıl puanlanıyor? Nasıl düzene sokuluyor? Hakemlerle ilgili eğitimler nasıl yapılıyor? Hakemlerimiz nasıl dinlendiriliyor? Nasıl analizleri yapılıyor? Ben bununla ilgili sorular sordum ve asla hakemlerimizi eleştirmedim. Yani bireyleri tartışmayalım diyor değil mi Ersun Yanal? Yani bireyler üzerine. Halil Umut Beler o maçta şunu yaptı. İşte Fırat orada bunu yaptı. Öteki burada bunu. Bu değil diyor mesele diyor. Bu hakemler nasıl yönetiliyorlar? Doğru eğitiliyorlar mı? Doğru koşul hazırlanıyor mu? Vesaire vesaire. Biz buna bakalım diyor. Abi, doğru mu diyor? Şunu demeye çalışıyor. Şenol Hoca
birkaç sene önce söyledim. Su kirliyse sen de kirlenirsin. Yani burada demeye çalıştığı Ersun Hoca'nın hakem tayinleri yapılırken, hakemlere işte o FIFA'lar verilirken kriter nedir? Şeffaf olsun, hakem de bilsin. Neyi ne zaman nasıl yaparsa neyin ne zaman nasıl olacağını. Yani burada işte bizim Erman Hoca da, Ahmet Hoca da, Ahmet Çakar da yılların kurt hakemleri. Yani burada atamalarda, klasman atlamalarında, şurada burada liyakattan ziyade işin daha yakın görülen hakemlere verildiğini, bunu da o hakemin maçlarına daha yakın gözlemcilerin gönderilerek sağlandığını, işte gözlemci gidiyor, Ayhan şahane maç yönetiyor, işte onun üstünden 7 veriyor. Gürcan şahane maç yönetmiyor ama onun üstünden 8.5 alıyor. Gürcan iyi arkadaşı mı? Falan. Yani ne oluyor otomatikman? Gürcan yükseliyor. Ayhan hala yardımcı antrenör. Orada. O hala yan hakem. Orada kalıyor yani. Ve bunu gördüğü zaman da Ayhan çıkışı nerede arayacak? Sen de adamını bulmakta arayacaksın. Yani ben doğru yönetiyorum, çalışıyorum, işte kondisyonumu tutuyorum, cesaretli karar veriyorum, maçları izliyorum, pozisyonlar konusunda kendimi geliştiriyorum. Ama olmuyor, bir türlü çıkamıyorum yukarı. Dediğin zaman işin içinde politika, tavizler, şunlar bunlar girdiği anda işte o VAR hakemi onu çağırmaz. Mesela Ümit Öztürk'te, Halil Umut Mener'de 3 sezon önce yani bugün 3. sezonları genç hakemler çıktılar. Yaşar Kemal Uğurlu ile beraber. Evet. Çatır çatır maç yönetiyorlardı. Çatır çatır hata yapıyorlardı. Bak. Yani paçalardan akıyordu. Ama şu şeyi veriyordu bana. Hepimiz. Öyle gördü. Yanlış ama öyle gördü. Bir güvensizlik yani, hissi uyandırmıyordu. Yok. Yani karar verdiği karar yanlış. Verdiği penaltı doğru değil ama öyle gördü. Bunlara ne zaman bu Süper Lig'den mentor hakemler verildi. İşte birisininki Bülent Yıldırım'ı atıyorum. Birisininki Cüneyt Çakır oldu. Birisininki şu oldu. Bunların değişti abi dedikler. Yani sen diyorsun ki açık açık. Bu tecrübeli hakemler İlginç saf. Evet, çok hakikaten çok önemsediğim için tekrar etme ihtiyacı hissediyorum. Hı. Bu yeni çıkan saf, saflıktan kastım henüz kirlenmemiş hakemler, güvensizlik hissi uyandırmayan hakemler, mentörler eşliğinde veya mentörleri yüzünden tecrübeli hakemler tarafından bozuldular aslında diyorsun. Doğru mu anladım? Ne bil? Doğru anladım. Ben de öyle anladım. Doğru anladın. Geçen hafta yaptığımız program bitti. Evet. Sen bize televizyonculukla ilgili bir iki cümle söyledin. Tamam. Bu da mentörlük. Anladın mı? Hı-hı. Saf temiz duygularla edilmiş cümleler için hiçbir kötü niyet yoktu. Ay tabii. O cümlelerin içinde. Ama dedin ki sen yapmasanız iyi olur. Böyle şey. Doğru mu? Doğru. Bize mentörlük yaptın. Evet. Şey, o hakemler o işin ince noktaları mı? Aynen. Yoksa geçen hafta Ümit Öztürk Cagney'in pozisyonuna sarıyı verirdi, ikinci sarıyı. Bak söyleyeyim sana. Hadi penaltıyı geç. Penaltı. Ben vermedim, egosu oynasın orada. Evet. Tamam mı? Ben FIFA'yım. Sen kimsin yapsın. Havalara girsin. Yani orada bence orada şey bozukluğu var biraz. Hazımsızlık var. Çünkü 3 kere gidiyor. Şey, üçünde de kararında diretiyor. VAR'a. Ümit Öztürk. Bu sene. Yani yok diyor, ben haklıyım. Dönmüyor hiç. Dönmüyor şey. Kararına. Yani öyle olduğu için söylüyorum. Bence Galatasaray-Trabzon maçındaki... Peki sence oran ne? O 3 karardaki oran? Yani haklılık payı. Hatırlamıyorum ötekileri. Ben Erman Hoca'da... Hani Hoca'dan... üçü de doğruyu da... Sonuncu da yanlıştı abi. Onu hepimiz biliyoruz zaten. Sonuncu da yanlıştı. Yani normalde orada verirdi. İkinci sarıyı. Bakın şeyde... şey maçında... Fenerbahçe Malatya maçında aynı hareketi yaptı Adem. VAR çağırmadı. Beşiktaş maçında... çağırdı doğru ki. Adamın ayağına basıyor. Top yok, şu yok, bu yok. Gidiyor ki kırmızıyı gördü. VAR çağırdı.
Yani bu... Ben de o pozisyonun mesela kırmızıyı hak ettirecek kadar baskısının olduğunu düşünmüyorum. Adem Büyük'ün mü? Adem Büyük'ün pozisyonunda. Bence kesinlikle kırmızıyı hak ettiğini düşünmüyorum. Evet, temas var gibi gözüküyor. Geçen hafta da konuştuk. Yani o temasın şiddetine kadar çok önemli, niyeti neydi? Evet, basabilir. Eğer yükleniyorsan ben her zaman söylüyorum. Yani onu devam ettiriyorsan ve art niyetin varsa da zaten belli olur ki kesinlikle vücut hali de tavrı da Adem Büyük'ün o kırmızı kartı hak edecek kadar bir hareketi olduğunu düşünmüyorum. Bastığı anda çekiyor yani. O anlıyor basabileceğini, yanlış bir timing, yanlış bir zamanlamada yaptığını anlıyor ve devam ettirmiyor. Zaten devam ettirse daha fazla da sıkıntı yaşanır oyuncunun. Çok büyük sakatlık yani, yaşayabilir tabii. Yaşayabilir, aynen. Ben o yüzden ama işte temasın, şiddetin şeyi ne kadar, bunları hakemlerin yorumlaması lazım. Yani. Ama, o ama bizim, evet ya, bizim... top yok orada Ayhan. Yani ben... Yani bir kere iyi niyetli değil. Var mı? Tamamen kötü niyetli. Bak, hayır, hayır, bakın top orada. Yok. Sarı kartı çıkartırsın canım yani her yani, şey, her basma... Arkadan aşile böyle tabanla o çivilerle... O pozisyonu çok futbolcu arkadaşımla tartıştım. Yani çoğu futbolcu arkadaşım o pozisyonun penaltı olduğunu, pardon, kırmızı kartı gerektirecek kadar şiddetli olmadığını düşünüyor. Ben de bir eski bir futbolcu olarak elbette çok değerli. Bunu böyle düşünüyorum. Çünkü her hareketi gördüğümüz zaman bakın kamera hakikaten yanıltıyor Gürcan abi. Yani işte dur, yavaş hızlı seyretmek lazım. Hızlı seyretmek lazım. Aynı fikirde. Yavaş yavaş ne kadar şiddetli yavaş olduğunu bilmek lazım, onu hissetmek lazım. Bence bu kırmızı kartlardaki son zamanlardaki konuştuğumuz şeylerin bazıları %100 atıyorum Şikörtel'in şeye uçarak geldi, Zuta mıydı bilmiyorum, hani yabancı oyuncuya atlayarak, uçarak artık tamamen bütün vücuduyla, bütün şiddetiyle geldiği bir pozisyon var ki %100 bunu hiç kimseyle hani tartışılacak bir pozisyon değil. Ama Adem Büyük'ün pozisyonu kesinlikle o derece değil. Ben hatta Adis'in, Yahu için de pozisyonunun kendini korumaya çalışıyor, yırtılmaya çalışıyor, kurtarmaya çalışıyor. O dengesiz haliyle bir yerlere basacak. Bu ayak bir yere düşecek yani. Ya futbolcu ne yapacak? Uçacak halin yok. Bir yere ayağını koyacaksın. Yer çekimine karşı koyamaz. Koyamazsın. Ve o da aynı o vücut hali onu gösteriyor. Yani koyduğu anda hemen çekmeye çalışıyor. Yani yüklenmiyor, basmıyor. O yüzden şöyle ben bir, onun da şöyle bir haber okur musun? Kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Birkaç sene sonra. Ayhan Akman Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı oldu. Valla tamamen objektif düşünüyorum. Yani şaka hiçbir yapıyorsun şekilde hayat, hani o takımı koruyayım, bu takımı koruyayım. Hiçbir zaman öyle hayat, hiç öyle bir açıklama yapma zorunda hissetme kendini lütfen. Takılıyoruz Ayhan'cığım. Yok ki ben de şaka yapıyorum. Yani, bir anda herkes şaka yapıyor. Şeyde, ama hakikaten çok korudu oyuncuları. Ben Adem konusunda iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Kötü niyetli değil ama yanlış bir şey yapıyor. Kötü niyetli abi. Top orada gitti, sol ayağına basıyor. Orada ben top, hadi topa müdahale ederken onu yaptı. O yok yani. Adama müdahale ediyor. Evet, evet. Ya adama müdahale yani, edebilirsin. Zamanlamayı yanlış yapabilirsin. Bu kötü niyet değil. Abi burada zamanlama yanlışı da yok. Aynı, direkt aynı anda mücadeleye giriyorsun. Bak orada işte şiddet çok önemli. Adem'in o baskısındaki şiddeti görmek lazım. Burada, ben onu burada şu çok yaşamış bir oyuncu olarak ve belki de yapmış bir oyuncu olarak da söylüyorum. Her pozisyonun... Kendi yaptığı pozisyonları aklamaya çalışmış. Öyle mi? Yok, kesinlikle onu düşünüyorum. Bir gün şeydeyiz, Sivas deplasmanı. Hava da bir bastım, hafif havada bastım ama. buradan, pardon sözlerinizi çok böldüm belki ama geçelim mi Fenerbahçe-Konya maçına? Çünkü bu hakem işinden biz çıkamayız. Evet, aynen. Kimse çıkamadı ki. Kimse çıktı mı bilmiyorum. Yok. Yani. Daha da çıkılamayacak ben söyleyeyim. Yani bu VAR'a gitmedikleri sürece, yani çağırmadıkları sürece, gitmedikleri sürece falan çıkılamayacak. İçinden çıkılmaz bir hal almaya devam edecek bu. Ve çok daha büyük yer alacaklar yani hakemler. Kendi mesleklerini bitiriyorlar, farkında değiller. Hayır, kendi yani böyle de bakabilirler yani. Bırak bırak, bizim işimizi de bitiriyorlar. Yani bu ortamdaki bir oyunun hangi yorumunu kim dinler abi? Sen ya da kim okur yani? Peki... Fenerbahçe Atikay Konya Spor mücadelesi. Fenerbahçe uzun bir süre eksik oynayan Atikay Konya Spor karşısında 1-1 berabere kaldı. Gürcan Bilgiç, neden Fenerbahçe üretemedi? Hem de 10 kişi oynayan, evet Atikay Konya Spor, Aykut Hoca'nın takımı, işte savunmayı çok iyi, hepsini biliyoruz, çok iyi biliyoruz da yine de Kadıköy'de oynuyorsun, 10 kişiye karşı oynuyorsun.
benim saydığım pozisyon ikinci yarıda bir ya da iki yani. Ayev'in kafası dışında böyle tribünleri ayağa kaldırıyor. Yani duran toptan, duran evet. Toptan. Hadi ya. Bir de Alper'in şutunu da sayalım sizin güzel hatırınız için. Son saniyede. En son atak. Şimdi işte orada iki şey devreye giriyor. Bir tanesi nasıl oynayacağını bilen bir takım var. Bir oyuncu grubu. İkincisi sadece performans üstüne hücumunu organize etmeye çalışmış bir Fenerbahçe takım var. Ya 22 orta atmış Valbuena. Tek başına. Tek başına. 4'ü isabetli. Ama orta zaten çok isabetli olan bir şey değil yani. Ama 4'ü isabetli. Evet evet. Toplam orta sayısı 40. 7'si isabetli. Ve Ersun Hoca bunu basın toplantısında olumlu bir şey gibi anlatıyor. Dinledi mi? Hayır şey dedi. Maç boyunca 40 sağdan soldan 40 orta. Hani sanki... Ama o eleştirdi. Eleştiri miydi o? Ben öyle anladım. Öyle mi? Yani olabilir. 22 orta attı ama sadece 4'ünde. Ya bir de yani bir, o ortaları niye yaptığında. Bir parantez daha açayım. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de rakibinin 10 kişi kaldığı 5 maçta bir galibiyet alabildi. Yani 5 maçta bir galibiyet ve eksik rakipten bahsediyoruz. Aslında belki de hani Fenerbahçe'yi ve Ersun Hoca'yı en büyük şu an en büyük eleştirisi hani rakip de 10 kişi kaldı değil mi? Hani biraz daha işte evinde oynuyorsun. Hayır şey 40 45.000 kişi önünde oynuyorsun. Ben şunu söyleyemem. Denemediler. Allah var. Yani sağdan da geldiler, soldan da geldiler, Göbek'ten de çalıştılar. Karşılarında da çok ciddi bir rakip vardı. İyi organize olmuş. Yani orada nasıl Cagney'i konuşuyorsak aynı şekilde Slimani'yi de konuşabiliriz. Hı hı. Yani Slimani performansında bir tane yarım kafayla bitirdi maça mesela. Yani Slimani nedir sence teknik direktör olarak? Header'dır değil mi? Kafacı. Kesinlikle yani ben onu kafacı bir santrafordur değil mi? Daha önceki tabii yani. Takımlarından da. Keza Cagney de öyle yani yüksek evet. Toplara evet. Vurur. Evet, 40 orta yapılmış birisine yarım vurmuş abi. Yani 4 tane hücum faulü yapmış. 6 tane offside'ı var. Bu nasıl santrafor ya? Nasıl santrafor? Yani bu bir noktadan sonra takıma da söyleyeceğin şeyler, teknik direktörü de söyleyeceğin şeyler o kadar kısıtlı kalıyor ki. Yani neresini eleştiririz biz? Teknik direktörün görevi nedir? Beyefendi de oturdu bankta işte. Az pozisyon verecek, çok pozisyona girecek. Aynen. Takımı sahaya sürmek. Evet. Yaptım, yapmış mı bunu Ersun Hoca? Yapmış. Ne diyebilirsin ki Ersun Hoca'ya? Onu niye oynattın? Ama oyun düzeni içinde elbette ki şablonda tartışacağımız performansla mesela en görünen adam Valbuena, en etkisiz ya da en yararsız adam da Valbuena gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Öbür taraftan müthiş bir Konyaspor organizasyonu, kendi birinci bölgesine hakikaten kaldılar. Bunu değiştirmek adına alan büyüttü Fenerbahçe fakat o alanda sıfıra inecek. Yani tahmin edilen ortalar yaptılar. Evet erken yani ortalar. Yani sıfıra inip bir yerden daha karıştırıcı, daha kaos yaratıcı. Dirar'ı iyi kullandılar aslında hani. Dirar'ı kullandılar sağ taraftan da. Sol taraftan Valbuena biraz tabii ki daha dışarıda kaldı. Hasan Ali zaten hani çok böyle sıfıra kadar inen orta kesen hani özelliği olarak da biraz eksik yani o anda. Ama Dirar'la o pozisyonları yakaladılar. Ayave kesen de zaten Dirar. Hani genelde sağ tarafı iyi kullandılar. Şimdi gene Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir istatistik gene var. Onu söylemem lazım. Hani neler değişti Ersun Hoca geldiğinden beri. Özellikle tabii Ersun Hoca da hani fiziksel antrenmanları çok seven bir hoca. Şimdi 1. ile 15. haftalar arasında toplam koşu mesafeleri Fenerbahçe'nin 10.800 gibi. Burada 11 kilometreye çıkıyor. Yani 11.3'lere 10 kilometre civarlarından 11.5'lara aslında çıkıyor. %10. Ortalama. Yani. %10 bir artış var. Şimdi daha başka şeylerle de sizi yormayayım. Hani daha çok işte yüksek şiddetli koşullar takımın fiziksel bir şeyini... Önceden gönderseydin hazırlardık grafik olarak. gönderirim sana. Şimdi bu önemli bir istatistik şöyle. Yani Koku'yla Ersun Hoca arasındaki farkı da konuşalım. Yani Koku nasıl bir hoca? Koku daha çok işte Hollanda futbolu değil mi? Top oynamaya çalışan, evet. İşte hep ayağa çıkan. Aynen. Peki Ersun Hoca'nın futbolu nasıl? Hani yüksek Ersun tempo, baskı. Değil şiddetli mi? Bir oyun. Aynen temas. Öyle. Peki bundan önce Ersun Hoca ilk geldiğindeki takımı elinde var mı? Hani yok. Sayabiliriz belki işte Caner'ler, Gökhan'lar, sağ kanat, sağ bek, sol bek ve çok ofansif. Topal, Emre Meireles. Topal, Emre Meireles, bravo. Bu tarafta Kayt. Aynen.
Haytsov, Webo, Emenike Sov. Evet. Şimdi bu grup oyuncularla hakikaten bu tempoyu, bu hem topa sahip olabilen hem de bu coşkulu oyunu, tempolu oyunu ve çok da sever Ersun Hoca tabii ki, hani o da şiddetli tempolu koşuları çok seven bir hoca ki ben onunla milli takımda da çalıştığım için antrenman temposunda ne kadar yüksek olduğunu da bilirim. Yani ister ki hem antrenman temposunda hem de maç temposunun aynı şiddetle geçmesini. Dolayısıyla her hoca ister ama o da çok önem verir bunlara. Şimdi yapabiliyor mu Ersun Hoca? Ersun Hoca da bu sıkıntıyı yaşıyor. Bu oyuncu grubuyla yapamıyor, çıkartamıyor. Bazı eksiklikleri var. Onları yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyor. Ben Ersun Hoca'yı da hani burada hani ne verdiğini konuşurken Ersun Hoca'nın en azından takımı fiziksel olarak ve belirli bir oyun şablonuna getirdiğini düşünüyorum. Aynı fikirde. Yani hani hiçbir şey yapmıyor değil. Yani Fenerbahçe'yi konuşurken yani şimdi Konyaspor'da hakikaten ligin en defansif oyunu iyi oynayan ve o kurguyu da çok iyi oynayan bir Aykut Hoca takımları da genelde biliyorsun. Bir de şey de var. Dizilişi. Ayhan. Şey dikkatimi çekmiyor. Özellikle ikinci yarı için söylüyorum. Yani ligin ikinci yarısı mı, maçın ikinci yarısı? Ligin. Evet. 4-5 maç oldu değil mi? 5 oldu. Hı hı. Mesela 5 maçta akan oyunda 5 pozisyon vermemişlerdir. Defansif evet. Sıkıntıları. Giderdiler yani. Evet giderdi evet. Yani mesela genelde zaten oranda da öyle yani. Konyaspor'da mesela kazanamıyor ama kaybetmiyor da. Mesela yani Ersun Hoca şu evet. Malatya yani. Maçında akan oyunda 2 gol yediler ama duran toptan yediler. Hı-hı. Bir doğru. Pozisyon verdiler rakibe. Göztepe maçında neredeyse hiç vermediler. Doğru evet. Mesela Kayseri maçı kaybettiler. Gene 10 kişi olmasına rağmen evde pek yok. Falan yani yok şeydi. Yok evet. İşin öbür tarafına baktığımız zaman mesela doğru mu düşünüyorum? Böyle yüksek tempolu, önüne baskılı oyun aslında arka tarafta riskleri de barındırır. %100. %100. Ve, geniş alanda oynuyorsun aynen, takımın o, boyu. Yani en azından defans oyuncuları için geniş alanlar var. Ve orada başarılı oldular. Yani tamam ön tarafta sıkıntı var. Dediğin gibi pozisyona giremiyor. 10 kişi kalsa bile rakibi Sadık ve ama. Serdar tercihi de o yüzdendi. Yani daha önde bir oyun oynayayım. Daha çabuk iki tane hani stoper aldı Ersun Hoca. Niye aldı? Biraz daha oyunu öne taşımak istiyordu. Yani hani Ersun Hoca'yı hakikaten yani biraz fazla eleştiriliyor gibi geliyor. Yani evet. Ersun Hoca hiçbir şey yapmıyor ve takımın üzerinde yani hiçbir dokunuş yapmadı gibi gözüküyor ama hem fizik anlamda hem de tempo anlamında Fenerbahçe'nin... Mesela şey düşünsek. Gerçi subjektif bir değerlendirme olacak. Bugün Sinemani'yi öyle gidiyorsun. Çıkartalım. Da. Sol daha doğru kırmızı kart görmedi. Hı-hı. Koyalım. Farklı dünkü maçta mı? Dünkü maçta. Daha farklı olur. Daha farklı olabilir. Yani solda da daha farklı olur. Solda da daha kaliteli bir oyuncu. Yani şu Sinemani'ye an Sinemani'ye de pek pozisyon gelmedi açıkçası. Sinemani'ye gelmedi de ama Sinemani de şu an hakikaten kötü bir durumda. Yani mental olarak da psikolojik açıdan hakikaten kötü durumda belli ediyor. Tavırlarıyla da belli ediyor. Hani az önce Cagney'i konuştuk. O da şimdi sezon başından beri gol atamıyor. Bir tane mi golü var? İki tane ligde mi? Bir. Yani ligde bir tane golü var. Yani Sinemani'yi de daha öncesini bildiğim için çok da hani oyuncu profilini beğenen bir teknik adamım. Onu da söylemeliyim ama Fenerbahçe'de hakikaten olmadı. Yani bir şeyler olmadı, bir şeyler tutmadı. Yani ve de şu an o da hakikaten kötü bir durumda yani psikolojik açıdan. Peki Miha Zajc ilk maçına çıktı Fenerbahçe formasıyla. Forvet arkası oynadı. 4-2-3-1 oynadı Fenerbahçe. O da 10 numaraydı. Yani Sliman'ın arkasında oynadı hemen. 63 dakika sahada kaldı. %85 pas isabeti. Ceza alanında 5 kez topla buluştu. Bence kıymetli. 2 şutu var. Ama ceza alanında hiç pası yok. Denemesi bile yok yani. Ve hiç de arkadaşlarına hazırladığı bir şutluk pozisyon yok Zajc'ın. İstatistikler böyle. Senin gözlemin nasıl? Nasıl bir oyuncu Zajc? Fenerbahçe'ye katkı yapar mı? Bir de bonservisiyle alınmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani uzun vadeli bir oyuncu. Yatırım. Benzia sezon sonu yoktu. Biliyorduk zaten. Mesela Sinemani şu anda evet Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun önemli bir parçası ama seneye o parça yok. Onu biliyoruz. Ama Zajc kalıcı. Ne beklediğinize bağlı. Şimdi Belanda ile kıyas edebilirim. Şimdi hep 10 gibi konuşuldu değil mi Belanda? Ve Belanda ısrarla ben 8'im dedi. Doğru. Şimdi Zajc da 10 numara değil. Yani şu an sen onu tabloya yazarsın. Tahtaya hani hocalar yazar 10 numara dersin de oyuncunun da özellikleri var gelmiş. Yani o da 8.5'tan 10 diyelim. Yani
8.5'tan 10 etmez de ben onu biliyorum. Yok, da. Yok anladım canım. Sen pozisyonlar arası geçiş yapıyorsun. 8 aynen. numara var 10 numara. 9 şimdi, diyemezsin. Gene oyuncu karakteri bu Zaitsin. Öyle çok hani gene çok gol ve asist üzerinden değerlendirirsek Zaitsi da Belhan'la gibi çok eleştiririz. Ama Belhan Zaitsi da biraz daha takım oyuncusu. Daha çok 8'i oynamasını bilen bir oyuncu. Bence kötü bir transfer değil. Ama biraz daha beklememiz lazım elbette, tabii ki. Ben ilk yani, yorumunu merak ettim. Aynen ben kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka Fenerbahçe faydalanacaktır. Ama ne beklediğinize bağlı. Ama şimdi buradan hem yorumu alıp hem Gürcan abiye de sorarak geçeyim. 8'e daha yatkın, daha yakın dedin ama ikili mücadeleye pek girme niyetinde değil sanki. Şimdi 8 numara da hele bu tempolu futbolda çok erken ikili ama mücadeleye ya. Yok, yani niyetinde değil gibi dedim bak. Hem girmiyor demedim. Niyetinde değil gibi gördüm ben. Yok, çalışkan bir oyuncu gördüm ben bir defa. Ha, yani evet. Çalışkan. Koş abi. Koşmaktan bir kere dediğin gibi top rakibe geçtiğinde ikili mücadeleden kaçıyor mu diyorsun? Top, koşmak değil. Top rakibe geçtiğinde yürüyenler vardır ya. Bu onlardan değil. Bu bakıyor nereye ne yapabilirim onu kovalıyor. Ama biraz önce şeyde yaptığımız gibi net bir şekilde birlikte oynadığı arkadaşlarının özelliklerini henüz keşfedememiş. Muhakkak da 60 dakikada. Yani şeyler de onu keşfedememiş. Mesela Feghouli'nin koşusu vardı ya son 3. gol öncesi. Golde. Onyekuru'nun pasında mı? Ha şey son pas. Donkun pası. 3-4 defa denedi öyle pozisyon Ayhan. Yani ama Topal'dan bekledi topu. Bekler yani. Atar diye düşündü herhalde. Biraz zor. Zor. Yani ha, Topal attı öyle paslar da. Ama yüzdesi düşüktür yani Mehmet yani, Topal'ın o pasları. Çok cesaret etmiyor. Savunma arkası pasları. O tip toplar oynama. Bir de takımın oyun yapısı bir an önce bir kanada getirelim. Oradan akını geliştirelim ya da oradan koparabilecekse bir şey kopartalım diye. Ya sağ kanada yıkıyorlar ya sol kanada yıkmaya çalışıyorlar. Bence o oyuncu göbekte özellikler taşıyor. Adam eksiltme özelliği var. Birdenbire hızlanma özelliği var. Fakat kaçırdığı gol hiç kafam basmadı. Bak Slimani maçın yıldızı olacaktı. Önüne çok güzel bıraktı. Beğenmediğimiz Slimani. Ya nasıl bir vuruş yukarılara gitti. Biraz fazla yukarı gitti. Evet. Yani orada belki de ilk maçında golü de bulacaktı ama katılıyorum Ayhan Hoca iyi özetledi. İyi bir oyuncu. Peki Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu konuşalım biraz da. Şimdi tabii sezon başından bir yana hiç işler iyi gitmiyor ama işte Göztepe ve Malatya galibiyetleriyle birlikte o en azından ne dedik kendini attı bir yukarıya. O küme düşme hattından attı. Artık başka bir psikolojiye bürünebilir diye tahmin ediyorduk ama yani bir puan durumunun ikinci sayfasını ekrana getirelim lütfen. Pek de öyle değil. Yani Ankara Gücü 16. sırada 24 puanla. Fenerbahçe'de averaj da sadece üstünde. Ve bu durum tabii Ersun Yanal'a maç sonrası da soruldu. Hani böyle bir endişe taşıyor musunuz veya böyle bir durum söz konusu olabilir mi diye. Ersun Hoca ne demiş? Bir izleyelim üstüne konuşalım. Geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe'nin evet bu işten çıkışı için gerekli olan bir takım oyunları oynamadık mı? Oynadık. Hak etmedik mi? Hak ettik. Hak ederek kazandığımız maçlar var ki ben bugün kazansaydık yine hak ederek kazandığımızı düşünüyordum. Çünkü oyun ortada bir oyundu. Asla oyunun dışında bir şeyi düşünmeden oyuna sahip olmaya çalıştık. Oyunun gücüne sahip olmaya çalıştık. Ve Fenerbahçe'nin hiç kimse şüphesi olmasın ki böyle bir durumda en ufak bir problemi olmayacaktır. Hem bunu oynayabilecek kapasitede bir takıma sahiptir hem de bunu ileriye taşıyacak becerilere sahiptir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben asla böyle bir şeyi Fenerbahçe'ye ne yakıştırırım ne de düşünürüm. Evet yani küme düşmeyi ne yakıştırırım ne de düşünürüm diyor. Ama bir yandan da Fenerbahçe'nin önünde 3 tane maç var şimdi. Beşiktaş, zor bir fikstür. Vodafone Park, içeride Rize ve dışarıda tekrar Başakşehir. Şimdi ya bir seri yakılacak bir yerden başlayacak yani. Ve şu da bir hedeftir. Yani genelde teknik direktörler 6. haftalarından, 7. haftadan itibaren bir çıkışı hesaplarlar. Özellikle fizik olarak. Çünkü takımın antrenmanını sindirip
o vücutların antrenmanı beyefendinin yanında konuşmak bize düşmez ama. 6. haftadan itibaren 6 hafta önce yaptığın antrenmanın şeyini, verimini almaya başlıyorsun. Dolayısıyla biraz önce Ayhan'ın bize verdiği fizikle ilgili, koşu mesafeleriyle ilgili rakamlar Fenerbahçe adına daha gelişerek devam edecektir. Bu devre arası kampın getirdiği şeylerle beraber. İkincisi, mesela şeydeki gibi değilim. Mesela bir Bursa ikinci yarısı, ardından bir Ümraniye maçı. Çok umutsuz bir tablo. Yani takım hakikaten yürümeyen bir takım. Ama ondan sonraki süreç işte Malatya, Göztepe, Kayseri, yenilse bile Konya maçına baktığınız zaman ya bu takım çok kötü oynuyor, çok kötü koşuyor diyemiyorum artık. Artık istediğini almaya çalışan ve belli bölgelerinde, belli düzeninde artık bir yere ulaşmış, bir noktaya gelmiş ve Ersun Hoca'ya da seçim yapma ya da takım için rekabet yapma fırsatını veren bir de kulübe oluşmuş. Yani özellikle ön tarafında. Şimdi sol taraf diyorsun, Valbuena, Ayav, Moses. Hadi geldi Alper'i de oynat. Sağ taraf diyorsun, Dirar var, Moses var. İstersen Alper'i de oynat. Arka taraf İzda şey yarattı. Derinliği hakikaten derinlik olarak. Tabii yani ön tarafa. Nicelik olarak olmasa da nicelik olarak. Değil mi? Jailson diyorsun, ekici diyorsun. Onun önüne şey Jailson, Topal, ekici Tolgay. Zayt. Elif'i koyuyorsun. Zayt'ı getirin oraya. Yani alternatif de oluşturdun. Ve o alternatif içinde, kadro içinde de biraz rekabeti körükleyerek. Bu arada da Şikertel'in kardeşim ne yapıyorsun? Da demen lazım yani. Evet. Yani, goldeki değil mi? Yani Skorton'un büyük hatası var golde de. Yani tabii canım, ayağındaki da bir topu kaptırdı. Düşüş şeyde, var Skorton'un. Ama şunu görüyorum ben. Yani zor maçlar doğru. Ama Beşiktaş Fenerbahçe'yi yener diyebilir miyiz? Da Fenerbahçe'nin şu anda yenilmemekten ziyade biraz kazanmaya ihtiyacı. Hayır diyebilir misin? Nasıl be? Kesin Beşiktaş Fenerbahçe yener diyemeyiz de işte bu ama ilk Fenerbahçe'nin ihtiyacı kaybetmemek değil yerde, kazanmak artık biraz yani. Ama bak kazanmak ama tabii ki işte zor artık lig hakikaten çok zor bir ligimiz ilk yerde var. Bak ilk yerde ya bunu da kimse kabullenmiyor onu da şey yapıyorum ben yani şu an eskiye göre hala şunu konuşuyoruz aslında hep işte alsın bir takım büyükler özellikle 3 tane onu atsın, 5 tane bunu atsın falan. Yok öyle bir şey yani. Tamam yok şu öyle an, bir şey de Fenerbahçe 15. sırada 24 puanı var. Tamam, diğer takımlar için de söylüyorum ben. Hani tamam, Galatasaray'da eleştiriliyor biliyorsun. Evet. Deplasmanlarda işte zorlanıyor. Beşiktaş zorlanıyor. Nitekim öyle. İşte Başakşehir'de bak puan kayıpları başladı. Yani içeride değil mi? Erzurum'a kaybediyorsunuz, puan kaybediyorsunuz ne bileyim. Yani bunlar olacak. Yani şimdi bunda bu saatten sonra da olacak. Ben Fener'e özelinde söylemiyorum. Tamam, genel hani ligin böyle işte bazen çok basit olduğunu ve diğer işte 3 büyüklerin, 4 büyüklerin neyse rahatlıkla kazanması gerektiği konuşuluyor. Ya öyle değil du. Şu an du yani. Evet. Ya da öyle konuşulmuyor. Hayır bir de Ayhan mesela şey bak o kadar haklısın sana şöyle bir ekleme yapayım. Mesela şampiyonluk adayıydı bir ara Kasımpaşa 29 puanı var. Evet. Fenerbahçe 24 puanı var. 5 puan var arada. Tabii daha 3-5 hafta önce. Öyle giderse 5 puan var arada. Biri 8. biri 15. Son birkaç hafta yani, o korkuyu yaşayabilir Kasım. Aynen. Bir anda 2 galibiyet almaya başladığında üst taraftaki takım 2 tane yenildiğinde birdenbire 15. düşme hattına yakın Fenerbahçe'nin dediğin adam 8. oluyor yani. 3 maçı çok zor hakikaten. Yani hani şu an Beşiktaş, Rize, Başakşehir. Hakikaten çok zor. Belki burada da işte bir girdabın içerisine Fenerbahçe girerse buradan da çıkmak da hakikaten zor olur. Zor yani. Olabilir. O yüzden evet. Tabii tabii mutlaka. Çok kısa Sadık'ın Konya'nın attığı golde. Hı. Sadık tersine dönmüyor mu? Yani sırtını döndü. Bir an sırtını dönmüş oldu Fofana'ya. Fofana geldi. Sadık kendi sağına doğru yönlendiriyor. Skorton'la başlıyor onu unutmayalım. Tamam, yani onu unutmayalım. Onun da hakkını verelim yani. Orada Skorton'un ilk problem Skorton'dan başlıyor. Doğru yok ben teknik olarak neyin doğru ve yanlış olduğunu anlamaya tartışalım diye söylüyorum. Sadık nereye döndü? Kendi sağına döndü. Doğru mu? Fofana böyle geliyor. Sonra Fofana bir fake attı. Sadık bu tarafından döndü. Yani normalde
Değil mi? Bir defa arkanın, açık bir şekilde dönmesi zaten, gerekirken sırtını dönmüş oldu Fofana. Yani diyorum. Yan ve yönlendirerek gitmen lazım. Sırtını döndü resmen, sonra bir daha toparlayamazdı. Zaten. Şimdi oyuncuyu da orada zaten süratli bir oyuncu biliyorsun. Evet. Bir defa atlamayacaksın oyuncuyu. Yani kesinlikle Fofana'nın üzerine girilmez. Gerileceksin ve yardım bekleyeceksin bir defa. İlk şeyin bu. Yani ki geliyordu, yardım da geliyordu. Ama ilk şeyde terse döndü yani. Sadık terse dönüyor. Hayır. Yani rakibe dönemezsin arkada, tabii göreceksin hani topu. Şey gibi, sahnede tiyatrocular hep tabii onu söylerler. Her zaman rakibine, yüzünüz dönük olacaksın. Kesinlikle. Sahnede yürürken bile sırtını dönmeyeceksin. Topu göreceksin, adama kesinlikle bakmayacaksın. Çünkü adam fake yapabilir, gözler topta olacak. Ona göre de o mesafede de oyuncuyu yönlendirmen lazım. Belki kötü ayağına yönlendireceksin ya da gelen arkadaşlarına yardım gelecek bir pozisyonda yönlendireceksin. Ha şimdi, ya biraz atladı pozisyonda. O kadar karşılık doğru, verdi. O kadar doğru bir konu ki mesela sarı kart gördüğü pozisyonda da çok kolay çalım yedi. Aynı dediğiniz gibi. Bir pozisyonda sarı orta, kart gördü. Orta yuvarlağın biraz gerisindeydi değil mi? Adam böyle bir yaptı, hemen sallandı, uçtu topa, yanından geçerken mecbur düşürmek zorunda kaldı. Süremiz azaldı. Keza mesela şey, Bursa maçında Fenerbahçe'nin yediği golde çok kolay çalım yedi. Ortayı yapan oyuncudan. Hamleli bir stoper değil mi? Sürekli bir hamle yapıyor yani hani. Taraftar o biraz onun zamanlamasını kesinlikle ayarlaması lazım. Taraftar seviyor. İşte dediği gibi uçuyor, o aralara giriyor. Topu dışarı vuruyor. Can Hıraş. Sever ama taraftar öyle. Stoper dediğim biraz da öyle olmalı zaten. Yürekten oynuyor ama. Biraz. Kesinlikle yani ama bazen de dağlara taşlara da vuracaksın. Hocalar bunu bize öyle öğrettiler. Bir yerde de. Tabii. Ama büyük takım kullanma stoperleri de değil mi? Yani önce ayakları pozisyon, da ayak iyi olacak. Geriden de oyun kurmasını da bilecek. Ama ilk gene de stoper stoperdir. İlk etapta defansif görevlerini daha iyi yapmalılar. Peki, tabii dünkü maçın bir hikayesi de hani Aykut Hoca'nın kulübede, rakip takım kulübesinde, Alex'in tribünde olması vesaire. Hatta Aykut Hoca'nın biraz protesto edilmesi. Hatta Aykut Hoca ne diyor? Ben Alex'le düşman değilim, rakip de değilim. Fenerbahçeliler bir tuzağa düşüyorlar diyor. Çok kısa bununla ilgili de bir yorum alayım senden, Beşiktaş'a geçelim. Süremiz azaldı çünkü. Yani çok güzel konuştu. Yankılarını da gördüm. Yani bu şunu söyleyeyim size. Alex ile Aykut Hoca birbirlerini sevmiyorlar kardeşim. Tamam. Ama bu ikili birbirlerini sevmedikleri için değil. Nasıl Fatih Hoca çıktı dedi, çalışma prensiplerine uymuyor dedi. Alex de Aykut Hoca'nın prensiplerine uymuyordu. Aykut Hoca dedi ki benim dediğim olacak. Alex dedi ki hayır, benim dediğim olacak. Çatıştılar. Yani başkan olmasa, teknik direktör olsa Aziz Yıldırım'la da çatışırdı Alex. Ama parayı verdiği için falan yapamıyorsun tabii orada öyle bir şey. Çünkü o iki karakter de öyle. Benim dediğim olacak karakteri. Evet. Gürcan, Aziz Başkan hani, da öyleydi. Pardon, Alex ne dedi? Yani benim dediğim olacak dedin ya hani. Sonuçta birisi teknik direktör, biri oyuncu. Yani hani Alex ne dedi ki kendi istediğinin olmasına? Yani bir hocasına. Yani anlaşmadıkları Allah şu, neydi? Yani. Şu benim duyduğum şu. Diyorlar ki Alex'e herkesten 1500 metreye yakın 24 kilometre hız mı? Depar koşuları istiyoruz. Mı? Koşu mesafesi istiyoruz. Senden 800 istiyoruz. Diyorlar Alex 300-500'e çıkıyor. Yüksek maçta. Şiddetli koşulardan bahsediyoruz aynen. Şu an. Yani topu almak için veya topu kapmak için. Tabii yüksek şiddete ihtiyaç var aynen. Yapılan yani yararlı manalı koşularda. Ve sizin maçta, Galatasaray maçında ya da toplam koşu mesafelerine bakıyorlar mı? 2-0'dan 2-2'ye gelen maç var ya. Hı-hı. Kadıköy'de oynandı. O maçtan sonra o kararı veriyorlar. Çünkü Alex'in o bölgeyi iyi savunamadığını, yani o bölgeden Galatasaray'ın çok rahat geçtiğini, maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesinin nedeni de orada eksik kalmaları olduğunu sonra analiz ediyorlar. Analiz ediyorlar mutlaka. Oyuncuya da bunu anlatıyorlar. Tamam mı? Yani biz bu bölgede daha dirençli olmanı istiyoruz seni. Ki Fatih Hoca da Benfica maçından sonra kendi orta sahası için aynı şeyi söyledi. Bugün de oynatmadı. NDI'yi falan. Yani pas evet kayıplarından yani, bahsetti hoca ya mesela. Konu, evet. Yani bu oradaki baskının yetersizliğinden dediğin gibi pas kayıplarından. Ve bugün de altını çizdi. Bugün orta sahamız yapmadı bunları dedi. Hı-hı. Sonuç Alex'e böyle diyorlar. Alex de buna uymuyor. Kasımpaşa maçı Fenerbahçe kaybetti. Takım toplantı yaptı.
Bakın Kasımpaşa stadında. Alex dedi ki orada, Volkan Demirel soruyor herkese, problem nedir kardeşim diyor. Alex'e sıra geldiğinde, ki Alex de takım kaptanıydı. O varsa ben yokum diyor. Aykut Hoca için. Ondan sonra yollar ayrılıyor. Yani orada bir şey, şu olabilir. Alex'e bir sene ya da iki sene daha kontrat verilseydi, sezon sonu bitiyordu kontratı. Yani seninle anlaşmaya niyetli değiliz. Hı hı. İşte kadro, teknik direktör kadrosu ya da kulübün bir parçası ol sohbetleri de olmuş. Belki de esas problem oradan çıktı. İş kontrattan başlıyor diyorsun. Yani belki de verseler Alex'e iki yıl kontrat. Alex bunları çok problem yapmayabilir. Gene duygusal yani. Kendisine sormak lazımdı. Ya gerçi iki taraf da kendi penceresinden bunları anlattı. Tabii, tabii. Hatta Alex kitabında yazdı. Çok da açık ifadeler var yani. Hmm. Çok net ifadeler var. Aykut Hoca ile ilgili, hisleriyle ilgili. Aykut Hoca da anlattı. Durum böyle. Şenol Güneş, direkt konuya gireceğim. Çok az kaldı süremiz çünkü. Kagawa'nın performansından memnun değil. Ben böyle özettiğim sözü de kendisine bırakayım. Yani işte tabii şu andaki fiziksel ve oyun performansı olarak Adem Laiç çok önde. Şimdi Kagawa da bugün oyuna girdi. Onu göreyim diye biraz daha koydum. Ama beklediğimin altında oynadı. Hatta biz 10-10 kaldık bir ara sahada. Daha dirençli. Skor ne olursa olsun daha oyuna, yani oyunda kendini gösterebilmeyi, oyunu yönetmesi gerekiyordu. Oynayıp oynamaması ile ilgili kanaatimizi zaten hafta içinde çalışmalara bakarız. Tabii yetenekleri var ama verim çok önemli. Verimli değil diyor şu anda Kagawa için. Ve haftaya da derbi var, Yayiç yok. Kagawa oynar mı? Oynar mı bu açıklamadan sonra? Yani zannetmiyorum. Sahada 10-10 kaldık diyor. Bu hakikaten çok sert bir eleştiri bir futbolcu. Fiziksel olarak gene yetersizinden bahsediyor. Evet. Onu... İşte bu yeni gelen oyuncular ve az oynayan oyunculardan bahsediyoruz. Evet, evet. Özellikle Moğuz'da da mesela, değil mi? Ersun Hoca evet oynatmak istiyor ama Moğuz'da da o düşüşü görüyor. Şimdi oyundan alır mısın Moğuz'u, normal iyi bir Moğuz'u? Yok. Hayatta almaz yani, mümkün değil. Şimdi onu yavaş yavaş hazırladı Ersun Hoca. Kagawa hiç oynamayan bir oyuncu. O da uzun zaman yani şeyde Dortmund'da bu sezon hiç oynamayan bir oyuncu. O yüzden normal yani hani... Hocanın onu yavaş yavaş kullanması, işte az süre vermesi çok doğal. Ama tabii müthiş bir başlangıç biliyorsun. Onu herkesin büyük bir beklentisi var. Ne zaman 11'de oynayacak? İşte daha çok şeyler yapabilir mi? Ama her şeyin bir zamanı var. O performanslarda çok çabuk gelen şeyler değil oyuncuların. Yani çok hemen ben formaya gireyim, İşte eski performansıma ulaşayım. Hayır, yok öyle bir şey. Bir düğmeye basınca olmuyor değil mi? Hayır, şimdi Kagawa nereden attım o iki golü diyordur. Değil mi? Şimdi herkes öyle bakıyor. Girecek, gol atacak, pas verecek değil mi? Herkes 10 dakikada iki gol atan adam haftalardır gol atamıyor. Abartarak söylüyorum. O noktaya geldi iş. Ama her seferinde kalitesini gösteriyor değil mi? Yani kesinlikle. Her topu alışında, aynen. Içinde, değil mi yani? Onu, bir de böyle yönlendiriyordu bu maç, böyle girdiğinde özellikle baktım sürekli, işte sen oyna oraya, sen oraya falan arkada yani şu her normal. Eğer şey yaptıysa onda... Şenol Hoca bundan konuş, hiç sevmez. Ha ondan. Yani... Peki Beşiktaş acayip ayar olur yani. 3 maçlık bir seri yakaladı Beşiktaş. Bu sene pek bu serileri yakalayan da yok yani, az yani. Galatasaray'ı da, Medipol Başakşehir işte 2 tane dörtlük seri yakalamıştı, galibiyet serisi. Bu 3 maçlık seri Beşiktaş'ı yarış... Ta diyebiliyor muyuz Beşiktaş için? Ne diyor? Ben son iki maç vücut dili olarak şampiyon takım gibi oynadığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani maçı isteyen, zorlayan, hakikaten agresif sahada o yardımlaşma yapan, deneyen, kaçırsalar da pozisyonu vazgeçmeyen, birbirlerine destek olan yapıda olduğunu düşünüyorum. Yani tekrar bir hava yakaladılar, yapabiliriz duygusuna. Yeniden duygusuna gelmişler. Benim sahada gördüğüm oyun da o. Ve her şey bir tarafa, bu son maçta Burak'ı çok beğendim. Yani gol atamadı. Muhakkak ki mutsuzdur. O istiyor hakikaten. Yani mağlup oldu maçta bile gol at. Ama arkadaşların duvar olması, Erkaçlar önüne bırakması, Lens'in pozisyonunda yaptığı mesela asist. Yani o da farklı bir kimliğe geçmiş. Sanıyorum ona da ikna ettiler Burak'ı. Yani artık sen zaten golcüsün. Yani gol atmasan da Burak Yılmaz'sın, golcüsün. O Merali'yi geç. Biraz da bu etrafındakileri
oynat demişlerse, o da buna ikna olmuşsa çok hakikaten çok yararlı bir Şenol Hoca ile tabii oluştu da. Santrafor performansı. Yani, tabii rahatlatmıştır. Rahatlatmıştır tabii ki. Şenol Hoca da destek oldu biliyorsun hani taraftarlarla olan o ilk geliş sürecinde. Evet. Yani o da tabii ki Şenol mesela Hoca'yı da bu yarı yolda bırakmak de, istemez. Her şeyini vermek ister. Öyle de karakterli birisi tabii. Ayhan Hoca mesela Kovarez'e yedekti. Yani bir teknik adam gözüyle soruyorum sana. Sorma. Çok kısa ver. Süre bitti. Çok kısa, kısa. O yüzden diyorum. Hı? Yanlış anlama. Aa, Kovarez'e yok ondan böyle diyeceğim bir durum oldu mu? Bunu daha tartışacağız mı? Vallahi ben hiç aramadım. Ben de aramadım. Aynen. Ben hiç aramadım. Ya hiç hayır, Kovarez'e yok diye Beşiktaş iyi oynadı mı acaba? Hani oraya geldi biliyorsun. Orada gelmesin de ama hissettirmedi yani. Takım şimdi iyi oynadı yani. Haftaya zaten pazar akşamı Galatasaray Eksar maçı var. Derbi de pazartesi akşamı. Bize bol bol bu derbi ne olur, Beşiktaş'ın son durumu ne, Fenerbahçe'nin son durumu ne konuşacak. Bol vakit kalacak. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra da yavaş yavaş toparlayacağız. Programımızın sonunda sizler için seçtiğimiz maçları ekrana getirelim hemen hızlı bir şekilde. Antalya Spor Medipol Başakşehir haftanın son maçı 1-4-80, 0-3-30, 2-1-45, 2.5-6, 1-60, 2.5-üst, 1.75 oranlar. Chelsea Manchester United 1-80, 3-10, 3-10, 2.5-6, 1.75, 2.5-üst, 1.60. Ve son maç Nürnberg Borussia Dortmund 6-4-25, 1.25, 2.5-6, 2.50, 2.5-üst, 1.25. Haftaya pazar akşamı saat 23.30'da Ayhan Akman ve Gürcan Bilgiç'le yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.